Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kafes temizliğimizi yaptık, hatta kafes düzenini de birazcık değiştirdik. Önümüzde gördüğünüz salma kafes normalde tüm sol taraftaydı ama orası biraz daha karanlık olduğu için arkadaşlar, kuşların kendi renkleri çok net gözükmüyordu videoda. O yüzden orta kısmı almak istedim. Tavanda gördüğünüz üzere bir sürü ışıklarımız mevcut. Kuşların hepsine direkt ışıklar vuruyor. Karşı salmamızdan yine aynı şekilde ışıklar vuruyor. Bu ne zamana kadar burada kalacak arkadaşlar? Yarın bir bakmışsınız tekrardan eski yerine koymuşuz. Şu an gayet güzel ama herhangi bir problem yok. Hareket alanımı fazla kısıtlamadık. Kuşların bulunduğu ortam bayağı bir geniş bir ortam arkadaşlar. Bakın. Hani yem su falan servis ederken veya mamaları servis ederken hiçbir şekilde zorlanmıyorum arkadaşlar. Kafes temizliği yaparken zaten çekmiştim. Oraları falan bayağı bir süpürdüm. Bilada falan attım. Bugün bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Belki şu kenardaki 3 kafese buradan yeni erkek kaydırabiliriz duruma göre. Hiç belli olmaz. O yüzden de o kafesleri kullanılabilir duruma getirdim arkadaşlar. Orada 2 tane Japonya erkeğimiz vardı. Onları buraya aldım. Şu ölüleri bu arada. Belki ölü alabilirsiniz. O aşağıdaki 2 tane şov erkeğimi de buradaki kafeslere aldım arkadaşlar. Hatta bir tanesine eş denemesi yapıyorum. Bugün şöyle bir durum geldi gene başımıza, üretimhanemize güvercin geldi arkadaşlar. Artık yabani güvercin mi yoksa herhangi bir üreticinin ürettiği güvercin mi cidden bilmiyorum. Geçenlerde kumru gelmişti biliyorsunuz. Kumruyu almıştık, beslemiştik. Kendi beslenebilecek duruma getirdikten sonra salmıştık arkadaşlar. Bu da yavru. Bunu babam getirdi bu arada. Marketin önünde yerde sağa sola yürüyormuş sadece. Kaçamamış arkadaşlar. Hani kedi falan kapmasın diye babam direkt beni aradı. Ben de gittim. Babamla beraber aldım arkadaşlar. Ve biraz önce su içirdim. Bayağı bir su içti. Şu an önündeki muhabbet yemi. Buna normalde yem aldım ama yemi evde unuttum. Birazdan onu alıp vereceğim kendisine. Haricen arkadaşım birazdan gelecek. Ondan ekmek içi istedim. Aynı kumruda yaptığımız gibi ben bunun ağzını açacağım. Ufak ufak buna ekmek içi yedireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir problemimiz var. Bu arada bilgisi olan arkadaşlarımız varsa veya geçmişinde güvercinlerle ilgilenen arkadaşlarımız varsa yardım ederse çok memnun olurum. Sağ gözümüz kapalı. Muhabbetlerde olduğu gibi enfeksiyon varsa her direkt gentagut gözlemlesi var, ondan kullanacağım. Birazdan elimle kendim kontrol edeceğim. Sertlik varsa belki hani yapışkan kursak sütü, bunlar da vardır büyük ihtimalle. Muhabbetlerde sultanlarda var. Kursak sütü bulaştıysa eğer annesinden veya babasından o da göz kapağını yapıştırıp kapalı kalabiliyor arkadaşlar. O gibi durumlarda da ılık su ile yavaşça göz kapağını ileri geri temizleyerek açabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi kontrol etmen lazım. Henüz gözünü kontrol etmedim. Şöyle göstereyim sizlere. Diğer gözünde herhangi bir problem yok. Sağ gözünden görüyor. Benim elimdeydi. Bayağı bir uğraştım. Oynadım arkadaşlar. Ama gözüne bakmadım açıkçası. Şurada arkamda görmüş olduğunuz musluğunu oraya götürdüm. Buradan su içmemiştik. Ben kontrol ettim. Yem daha yenilir. Sağ elimi aldım. Sol elimi de açtım musluğun altına. Şu şekilde tutup ağacıma su doldurdum. Abartısı söylüyorum. 4-5 dakika boyunca su içti. 4-5 dakika su içtikten sonra hala açmaya devam ediyordu. Bu sefer çektim. Birazdan çünkü ben bunu besleyeceğim. Kursağını suyla doldurmasını istemedim arkadaşlar. Hatta normal muhabbet yemi de vereceğim. İnternette muhabbet yemi de tükettikleri yazıyordu. Hani kabuğunu kırmadan bütün bir şekilde yuttuklarını yazmışlardı arkadaşlar. Taban ızgarası belki bundan da çok sağlıklı olmayabilir. O yüzden bundan taban ızgarasını alacağım. Bit tozumuz vardı. Bit tozumuzu kullandık. Çünkü sıkıntı arkadaşlar. Bunda bit varsa bütün üretimhaneyi komple sarabilir. Onun önüne geçmek için de bizim sitemizde sattığımız Hobi'nin bit tozu var. Ondan kanat altlarına, ense kısmına özellikle ve popo kısmına arkadaşlar bit tozunu sürdük. Herhangi bir problem yok. Hatta kafes tavanlarında bakın köşelerde beyazlarda gözüküyor. Şurada daha net gözüküyor. Kafes tabanında da var. Birazdan taban ızgarasını alırım ben bundan büyük ihtimalle. Kafese tabanına kağıdı sererim. Yere de yem koyarım. Çünkü yerde sürekli böyle demin su içirdiğim için yere sürekli gagasını falan götürüyor. Hamle yapıyor arkadaşlar. Dediğim gibi evcil mi? Yabani güvercin mi? İnanın bilmiyorum. Görmüyor ki yavrum. Pamağımın ucundaki yemi al hadi. Alacak mısın? Diğer gözünle görürsen belki alırsın da. Ya ona bakıyor şu anda ama almıyor. Niye almıyor? Gel. Vallahi onu izliyor şu anda arkadaşlar. Sol gözüyle onu takip ediyor. Aha, kaldırdı, yere attı. Bunu beslerim ben bu arada. Kumruda da nasıl yapmıştık biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın enseden mor parlaklıklar geliyor. Yabani güvercin olabilir arkadaşlar. Ben bizim burada çarşıda çok görüyorum bu ense kısmı mor ve yeşil olan. Bunun da mor geliyor rengi. Çok güzel bir gerdanlığı oluyor.
Gaga kısmında tutup açtığımız zaman çok rahat bir şekilde besleniyor ama tabii ki bunu video çekerken yapamam. Birazdan arkadaşım gelecek. Yemle de beslemek istemiyorum. Biraz doyucu olsun. İlk başta önden ekmek gönderelim arkadaşlar. Daha sonra yem verelim. Daha sonra da bunu aldığım güvercinim var. Güvercin yemini vereceğim. Yani ortalama büyük ihtimalle bir 10-15 gün maksimum bizimle olur. Kumru bundan daha küçüktü bu arada geldiğinde. Belki hatırlayanlar vardır. Kumrumuz zaten şuradaki kafesteydi arkadaşlar. Ona 20 gün kadar baktık. Belki 25 gün kadar. Bayağı bir ilgilendik arkadaşlar. Her akşam kendim geldim burada elle ağzını açıp ekmek, yem ile besledim. Daha sonra suyu yine aynı şekilde avcumda içirdim. O da çok güzel içiyordu ama bu çok farklı arkadaşlar. Bu bildiğiniz musluğu kuruttu yani, öyle bir su içti. Yani onunla ilgilendik. İyileştirdik zaten. Çok bir rahatsızlığı yoktu. Yavru olduğu için sadece beslenmesi gerekiyordu. Anne babası yoktu etrafında. Aldık, besledik. Kendi beslenemeyecek duruma geldi. Uçmayı öğrendi. Kapının önünden saldık, gönderdik arkadaşlar. Bu da aynı şekilde şu anda uçabilir aslında ama daha yavru tüylerini atmamış. Bakın şöyle göstereyim. Aynı tüylerden kumluda da vardı. Biz saldığımız zaman o tüyler tamamen kaybolmuş. Bakın şu sarı tüyler var ya arkadaşlar. Onlar yavru tüyleri. Muhabbetlerde de oluyor hatta. Özellikle sultanlarda çok dikkat etmişsinizdir. Sultanların yavrularında sapsarı böyle pamuk gibi olur. Bu da gene kendi beslenebilecek duruma geldikten sonra, yakalanmayacağına inandıktan sonra bunu da doğaya saldırdı arkadaşlar. Bunları burada tutma gibi bir durumumuz yok. Olamaz. Doğada yaşayabilen hayvanlar bunlar. Biz sadece hani böyle zor durumda olan hayvanları sadece kuşlar da değil. Kedi köpek de oluyor. Yan tarafta mesela geçen sene rahatsız kedi bakmıştık. Ortamla beraber. Uzun süre baktık arkadaşlar. Kaliteli mama falan aldık. Hatta onu da iyileştirdik. Onu da gönderdik ama çok fazla gitmeyi tercih etmedi tabii ki mama falan gördükten sonra. Yani sadece kuş değil. Kedi köpek de gene aynı şekilde besliyoruz. Bunlar da gene doğada bizim çevremizde bu işle uğraştığımız bilen arkadaşlarımız var. Geçen kumru mesela o şekilde gelmişti. Hani getiriyorlar, bakıyoruz, iyileştiriyoruz, ondan sonra salıyoruz arkadaşlar. Bunda da gene aynı durum olacak, merak etmeyin. Salmanın yeri bence şu anda iyi oldu. Çok ortada duruyor. Biraz daha uzun olsa aslında daha güzel olurdu. Altına bir ne derler ona, sehpa, düzenek tarzında bir şey koysam kafesi aşağı yukarı şu kadar falan yükseltmiş olsam arkadaşlar daha güzel olur. Kafes şu boyutlara falan gelir yani, öyle söyleyeyim. Kuşları daha rahat bir şekilde görüyoruz ama şu an zaten bence gayet normal. Bu kafeslerimde gördüğünüz üzere yuvalıkların önüne türek yapıştırdım arkadaşlar. Erkeklerimiz sürekli olarak türeklerde yuva ağzında kur yapıyorlar. Yani dişilerini istiyorlar arkadaşlar. Bakın üstteki erkeğim de alttaki erkeğim de yuva ağzındaki türekli arkadaşlar. Yuvalıkların türekleri de çok güzel oldu bu arada. Orijinal gibi duruyor. Kendim bizzat bu normal gördüğünüz türeklerin kesip bıçak yardımıyla arkadaşlar bıçağı koydum. Üstüne satırla vurdum, direkt kesildi zaten. Kestim tüneyi. Geldim burada soğuk yapıştırıcıyla yapıştırdım. Gayet sağlam, kaliteli. Kuşlardan dolayı düşme ihtimali yok. Zaten kuşların ağırlığı o kadar fazla bir ağırlık değil arkadaşlar. Tüneyi yerinden oynatacak derecede ki zaten soğuk yapıştırıcıyla tutturduk onları. Artık ölüm bile ayıramaz yani, öyle söyleyeyim. Kafesin kaldırılıp atılması lazım, kırılması lazım. Şunu biraz önce ölmedi diye söyledim ama şöyle göstereyim, belki inanmayanlar vardır. Bazı kuşların karakteri böyle arkadaşlar. Kafes tabanına geçen, özellikle de şu sol kuşu biraz daha karanlık olduğu için, bu mavi de öyle mesela. İlk geldiğinde sol tarafta uyuyordu. Videonun başına gözüküyor. Kafes tabanında bunlar böyle uyurlar arkadaşlar. Allah, kafeslerimiz pırıl pırıl oldu. Yerler pırıl pırıl oldu. Dışarıda hava çok güzel arkadaşlar. Bugün ben daha yeni geldim. Bir 4 saat kadar, belki de 5 saat kadar büyük ihtimalle duracağım. Bayağı bir geç gideceğim yani. Gece 2'ye kadar falan büyük ihtimalle burada kalacağım. Gece 2'ye kadar bunlar havalanacak. Baktım çıkarken hala senin fanları açık bırakıp o şekilde gideceğim arkadaşlar ki bu havadan faydalanalım. Çünkü bu sıralar bayağı bir sıcak geçiyor. Dışarıda şu anda yağmur yağıyor ve cidden çok güzel bir böyle ferah bir hava var, esiyor. Değerlendirmek için tabii ki fanlarımız buraya açık kalacak. Salma kafesin şu açıdan baktığımız zaman bayağı bir güzel gözükecek sizlere de, bakın. Bu yeşil erkekle yanındaki dişi rezerve edildi arkadaşlar. Bunlar gönderilecek. Onun haricinde Texas erkeğimiz ve yeşil dişisi vardı. Onları şu anda arıyor gözlerim. Onlar zaten yan yana var, hiç ayrılmıyorlar. %100 yavru yumurta garantili arkadaşlar bunlar. Bakın yan yana kendileri. Görüyor musunuz? Kullaşıyorlar zaten. İsteyen olursa gönderimini sağlarız. Instagram'dan bize yazmamız yeterli arkadaşlar. Burada gördüğünüz bütün kuşlar, sadece bu salma değil, tekli kafeslerde gördüğünüz eşleriyle beraber verilecek arkadaşlar. Yani isteyene verecek. Verime şartı yok bu arada, öyle söyleyeyim. Yani isteyene olsa göndereceğiz. Kendimiz aydık değil. Kuş yok deme gibi bir ihtimal yok artık ortada, bilginiz olsun. Bakın burada diğer kuşlarımız var. Arkada yeşil erkeklerin çok güzel gözüküyor. Şöyle yavaş yavaş gelelim yanlara.
Bakın Texas erkeğimiz. Bakın kuşların renkleri burada daha net belli oluyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Orası cidden karanlıktı. Bunlar da maksimum ne kadar burada kalacak? 3 hafta falan arkadaşlar. 3 hafta sonra çünkü o salmamız neredeyse boşalacak. Dişlerimiz tamamen erkeklere kaydırılacak. Bunlar da o salmaya geçeceğim arkadaşlar. Bu salmada kalmalarının bir anlamı kalmıyor. Bu salmayı da artık diğer tarafa geçiriz. Diğer odaya geçiriz. Şimdi burayı bayağı bir daraltıyor. Görüntü kirliliği oluşturuyor. Ama gayet kullanışlı büyük bir salma bu arada. Sadece bizim bu ortamımıza çok fazla uymuyor. Uymamasının sebebi de bunu adam akıllı koyacağım bir yer yok arkadaşlar. Hani gelip şuraya koysam bu sefer bu kafese çok yakın oluyor ve ciddi şekilde toz atıyorlar bu tarafa. Orada da duvarı falan kirletiyorlar ve karanlıkta kalıyorlar. Karanlıkta kaldıkları için sürekli uyku pozisyonunda oluyorlar. Bakın bunlar da video kapandı arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten video sonuna da gelmiştik. Dediğim gibi sadece bu salmada üretim halinde gördüğünüz bütün kuşlardan da sizlere verebiliriz. Sadece ekran görüntüsü çekip bizlere göndermeniz yeterli. Instagram adresimiz Aytan Pet Market, Aytan Üretim. Muhatap kuşları ürünlerini sattığımız yerde Aytan Pet Market arkadaşlar. Kuşlarınız burada çeşitli ihtiyaçlarını oradan alabilirsiniz. Bakın gördüğünüz üzere kuşların hepsi gayet güzel. Sağlıklı kuşlar ve hepsi de genç kuşlar bu arada. Yaşlı kuş yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Şu anlık başka söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi bilen arkadaşlarımız varsa yorumlar kısmında yazarlarsa ben videoların yorumlarını bu ara düzenli olarak okumaya ve cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Oradan desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.